durdu, bir günde görmüştüm seni. Şenol Güneş'ten 3 mevkiye transfer talebi. Omurga sağlam olmalı, dedi. Şenol Güneş, stoper, ön libero ve 10 numara takviyesi istedi. Tecrübeli teknik adam Güneş, geride kalan bölümü sorunsuz geçirmemiz için en az 3 transfer yapmamız gerekiyor. Defansta stoper ve ön libero, hücum hattında ise forvet arkasını kaliteli isimlerle güçlendirmemiz şart, dedi. Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte Beşiktaş yönetimi Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı yönetim, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket ediyor. Beşiktaş'ta tüm gözler Şenol Güneş'in istediği isimlere yöneldi. Şenol Güneş'in yaptığı görüşmede, yetkililerden en az 3 takviye istediği ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın güçlendirmeyi istediği ilk bölge defans. Savunmadaki oyuncuların özellikle rakip hücumlarında tatlı sert bir futbol bile oynayamamalarından şikayetçi olan Güneş, temassız dediği sağ isim yerine daha diri ve etkili bir stoper alınmasını şart koştu. Tecrübeli hocanın bu bölge için düşündüğü ilk ismin Atletico Madrid'den Felipe olduğu belirtildi. Josef yetmiyor. Şenol Güneş'in ikinci olarak takviye istediği bölge ise orta saha, tam mevki olarak da ön libero. Başarılı çalıştırıcıya göre özellikle önde oynamayı bilen ve takımı önde oynatacak bir ön libero ile sorunların büyük kısmı çözülecek. Elindeki Getson, 36, ile Salih Uçan, 28, Süper Lig'de bu sezon toplamda rakip sahada en fazla araya girerek top kazanan orta saha oyuncuları konumunda. Ancak Josef bu bölgede eskisi gibi diri kalamadığı için Şenol Güneş'in, Trabzonsporlu Siopis gibi 8 ve 10 numaraya yaklaşacak bir ön libero alınmasını talep ettiği ifade edildi. Skorer olmalı. Tecrübeli çalıştırıcı son olarak da forvet arkasında görev yapabilecek olan gerçek bir 10 numaranın takımına büyük katacağına inanıyor. Maç içerisinde Mimi Kazan Getson, kimi zaman da Salih'i bu bölgede oynatarak verim almak isteyen Güneş'in, Talisca tarzında bir isme ihtiyacı olduğunu belirterek, gol atma konusunda sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Ama forvetlerin hemen arkasında onları rahatlatacak ve iyi şut atabilen bir isim alabilirsek, özellikle deplasman maçlarında da çok rahatlarız, dediği. Wellington krizi, ayrılık şartı, son dakika Beşiktaş haberleri, 2022 Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş'ta, yabancı sınırı nedeniyle kontenjanda yer açılmak isteniyor. Siyah beyazlıların gözden çıkardığı Brezilyalı stoper Wellington ise ayrılığa yanaşmıyor. İşte Wellington'ın o şartı. Beşiktaş, Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda en büyük sorun ise yabancı oyuncu sınırı. Kartal'ın yabancı transferi yapabilmesi için dolu olan 14 kişilik kontenjanda yer açmaya ihtiyacı var. Sabahta yer alan habere göre elden çıkarılmak istenen Wellington ayrılmaya yanaşmıyor. Beşiktaş ile sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kalma niyetinde olduğu ifade edildi. Yıllık 850 bin euro kazanan 33 yaşındaki stoperin ayrılık için koşulu, kalan parasının ödenmesi ya da kendisine ülkesinden gelebilecek tekliflerde aynı rakamı bulması. Kartal'ın kiralık olarak yarım sezonluğuna göndermek istediği Francisco Montero'nun ise Türkiye'de sadece İstanbul takımlarında forma giyme düşüncesinden vazgeçmediği öğrenildi. 23 yaşındaki stoperin, bunun dışında ülkesi İspanya'dan gelebilecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.